Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Uzun bir süre sonra yine sizin karşınızdayım. Yaklaşık bir ay sanırım böyle konuşarak videolarımı çekmiyorum. Bu yüzden böyle uzun bir ara verince Türkçe konuşmak daha zor geliyor. Bu yüzden çok heyecanlıyım, söyleyecek kelimeleri bulamıyorum. Türkçem zaten iyi değil ama böyle uzun bir ara verince konuşmak daha zor geliyor bana. Neyse artık. Bugünkü videomda size son zamanlarda yapmış olduğum alışverişimi paylaşmak istiyorum. Neler aldım merak ediyorsunuz. Videoyu izlemeye devam edin. Kozmetik ürünleriyle başlamak istiyorum. Catrice'den krem farı aldım. Bronz renginde bir far. Rengine bayıldım. Mağazadan Catrice'in son krem farı kaptım. Bu yüzden çok mutluyum. Ama rengin güzelliği ayrı bir konu. Gördüğünüz gibi çok güzel bir renk. Ondan sonra Maybelline'den Color Tattoo krem farı aldım. Nedense artık ama bu renk her mağazada bulunmuyor ve bir gün bu rengini görünce hemen aldım. İnanılmaz güzel bir renk. Çok kalıcı. Ben çok memnunum. Ondan sonra Bourjois markadan bir far paleti aldım. Bu arada bir önceki videomda bu far paletiyle makyaj yaptım. Görmüşsünüzdür. Bu renklerin güzelliğine bakar mısınız? Aslında ben bu paletten çok memnun kaldım. Ama bu paletin bir eksiği var. Renkler pigmentli değil. Özellikle bu en açık rengi. Şimdi size swatchlarını daha yakından göstereyim. Ama buna rağmen çok severek kullanıyorum bu paleti son zamanlarda. Ve son aldığım tekli bir far Pupa markaya ait. Bu arada Pupa marka Türkiye'de satılıyor mu bilmiyorum. Ben görmedim. Böyle bir far. Henüz kullanmadım. Ama rengi çok güzel. Pigmentasyonu da yerinde bu arada. Ruj alışverişime geçiyorum. Aldığım rujları önceki videolarımda görmüşsünüzdür ama görmeyenler için tekrar göstermek istedim. İki kırmızı ruj aldım. Birincisi Essence markaya ait, ikincisi Catrice markaya ait. Essence'den aldığım kırmızı ruj şöyle. Catrice'den rujla karşılaştırmak gerekirse daha soğuk bir kırmızı. Catrice'in kırmızı ruju ise daha sıcak bir kırmızı. Essence'in rujlarını herkes biliyorsunuzdur. Ama Catrice marka Türkiye'de satılmıyor maalesef. Catrice'in rujun kalitesini daha çok sevdim. Üçüncü aldığım ruj Bourjois markaya ait. Rouge Edition Velvet serisi. Ben bu ruju çok sevdim. Mat bitişli bir ruj. Dudaklarınıza sanki kadife varmış gibi hissini veriyor. Çok kalıcı, yapış yapış hissini vermiyor. Bu rujlara mutlaka bir bakın diyorum. Bildiğim kadarıyla 6 farklı rengi var. Eğer bu seriden ruj alırsanız pişman kalmazsınız eminim. Ondan sonra Essence'den Long Lasting serisinden 3 göz kalemi aldım. Asansörlü şeklinde göz kalemleri. Fiyatları çok uygun, kaliteleri çok iyi. Onun dışında uygulaması çok kolay. Çok sevdim bu göz kalemleri. Sadece yeşilden çok memnun kalmadım çünkü içinde minik bir simler var. Kozmetik alışverişim bitti. Bir tane bakım ürünü göstereceğim. Lumene'den yüz yıkama jeli aldım. Ve çok memnun kaldım. Yani standart yüz yıkama jeli. Yaklaşık bir haftadır sabahları ve akşamları kullanıyorum ve çok memnunum. Tırnaklarım için seramik tırnak törpüsü aldım ve çok memnun kaldım. Bence standart ve cam tırnak törpüsülerden 2 kat daha iyi. Saç ürünlere geçiyorum ve nihayet benim de Babyliss bir maşam var. Çok kalın bir maşa, gördüğünüz gibi 38 milim. Ama bu maşanı çok dikkatli kullanmanız gerekiyor çünkü üstünde minik bir çizgiler oluşuyor ve bence bu büyük bir eksik. Ben görmeden bu maşa oğlumun eline geçti ve artık bu maşamda çizgiler var. Ondan sonra yaklaşık bir ay kullandığım şampuanı ve saç kremi size göstermek istiyorum. Yıpranmış uçlara karşı bir seri. Ben bu iki üründen çok memnun kaldım. Özellikle saç kremden.
Özellikle vakit fazla olmayanlar için çok güzel bir ürün. Çünkü bu saç kremini saçlarınıza uyguladıktan sonra bekletmek hiç gerek yok. Onun dışında bu kremin büyük bir avantajı var. Çünkü onu hem diplerine hem uçlarına uygulayabilirsiniz. Ve saçlar çok kolay açılıyor, yumuşacık oluyor. Ben bu ürünü herkese öneriyorum. Bir bakın diyorum. Son iki ürün kaldı. Gliscor'dan saç bakım spreyi aldım ve çok memnun kaldım. Bu ikisi harikalar yaratıyor. Son zamanlarda saçlarımdan çok memnunum gerçekten. Keratin içeren saç spreyi. Ben ıslak saçlarıma onu uyguluyorum. Ve göstermek istediğim son ürün GoodTube'nin ısıya karşı saç spreyi. Bu ürünü yaklaşık 2 hafta kullanıyorum ve şu ana kadar çok memnunum. Evet, videom bu kadardı. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Yorumlarınızı bekliyorum. Eğer sizin aranızda gösterdiğim ürünlerden kullanan varsa sizden de yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bye bye.